Merhaba değerli dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Haftaya hızlı bir başlangıç yaptık, ne dersiniz? Ben en son videomda neden bahsetmiştim? Mahrem anların videoya alınması, hatırlayın bunu. Türkiye'nin bu haftaya hızlı bir başlangıç yapmasına sebep olan da buna benzer bir skandal oldu işte. Tabii bununla bağlantıları artık siz kurun aklınızda, çünkü yüksek mevkideki insanlara zarar vermek için çeşitli yöntemler her zaman denenir, yapılır, şantaj için. Ama bizim alanımıza ne olur bunlar girmesin. Biz narsistik kişilik bozukluğu olan insanların psikolojik şantaj boyutlarıyla ilgilenelim. Allah saklasın, evlerden uzak diyelim. Evet, iki kitaptan bahsedeceğim. Bir tane sen daha önce bahsetmiştim. Rose Rosenberg'in İlişki Bağımlılığı ve Narsist Tuzağı isimli kitabı. Bir diğerini de dün kütüphaneyi karıştırırken buldum. 2010 senesinde almışım bunu. Unutmuşum bir kenarda. Paranoyak isimli bir kitap bu da. Ruh sağlığından şüphe duyanların el kitabı. Öyle çok aman aman bir kitap değil gibi gelmiş bana ki atmışım raflardan bir tanesinin köşesine, ama elime yeniden alıp baktığımda tam da işime yarayacak bilgilerin olduğunu gördüm. Kısaca bahsedeceğiz. Şimdi önce Rose Rosenberg'den, bu kitaptan. Çok değerli bir kitap olduğunu tekrar söylüyorum. Bu kitabı benim tavsiyem üzerine edinen dostlar var, okuyanlar, şu anda üzerinde çalışanlar var. Bunu yine tavsiye ediyorum, tekrarlıyorum bu tavsiyemi. Hem narsistik kişilik bozukluğu hem de bağımlılık, verimsiz, ihmal içeren veya güvensiz bir çocukluk ortamından kaynaklanabilir diyor Rose Rosenberg. Bu ebeveynlerin yokluğu, onları elden ayaktan düşüren sağlıkla veya zihinleriyle ilgili bir rahatsızlık, yoksulluk veya suç oranlarının yüksek olduğu bir toplulukta yaşamaktan da kaynaklanabilir diye ekliyor. Bir yetimhanede veya koruyucu aileyle büyümek, askeri okul, yatılı okul veya diğer duygusal iz bırakan benzeri bir ortamda narsistik kişilik bozukluğunun gelişmesine neden olabilir diyor. Ve benim en çok önemsediğim noktaya patolojik narsisizm bölümünde, 10. bölümde o da ısrarla dikkat çekiyor. Diyor ki, bağımlıları narsistlerin masum kurbanları olarak korurken narsistleri şeytanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Önerme şudur ve hep de böyle olmuştur. Sorundan her iki tarafta sorumludur. Hem bağımlılar hem de narsistler bütün ve eksiksiz hissetmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarından ilişkide eşittirler diyor Rose Rosenberg. Ne diyorsunuz bu konuya? Hani sevgili Sarp Genco Gencarslan'ın acıtacak dediği şey işte buydu. Bu gerçeklik sizin açınızdan da kabul edilebilir boyutta mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Şimdi geldik bu küçük kitaba, paranoyak kitabına. Narsistik kişilik bozukluğu, çünkü sen dünyanın etrafında döndüğü dayanak noktasısın ve bunu anlamayan herkes budalanın teki. Narsistin iç sesi bu. Kendinizi sınayın demiş. Bazen yeterince takdir görmediğiniz duygusuna kapılır mısınız? Kendinizi çok mu beğenirsiniz? Kendi gereksinim ve duygularınız başkalarınınkinden hep önde mi gelir? Başkalarının gereksinim ve duyguları var mıdır ki Allah aşkına? Evrendeki en önemli kişi siz misiniz? Tabii biraz dalga geçer bir üslupla yapıyor kitap bunu. Ve diyor ki, diğer böyle laga luga bölümlere girmeyeyim. Herkes belli ölçüde narsisizm belirtileri gösterse de tam anlamıyla narsisistik kişilik bozukluğundan muzdarip olanlar aşırı bencillik ve egomani sergilerler. Bu bozukluğu olanlar kendilerini dünyanın en zeki, en çekici, en yetenekli, en iyi araba süren, en iyi yemekten anlayan insanları, her şeyden en iyi anlayan insanları olarak görürler. Her şeyde onlar en iyidir. Başkalarını kendi çıkarları için kullanırlar ve ahlak anlayışları da işlerine geldiği gibi değişir. Bundan bir evvelki bölümde bahsetmiştik. Sıklıkla yalan söylerler, görüşlerini destekleyen olgular ya da uzman görüşleri uydurmaktan da çekinmezler. Bakınız bu da çok önemli. Narsistik kişilik bozukluğunuz olduğunu sanıyorsanız, en sevdiğim bölüm bu. Bakın buraya dikkatle dinleyin. Narsistik kişilik bozukluğunuz olduğunu sanıyorsanız yoktur. Öte yandan olmadığını sanıyorsanız
makul düzeyde olma olasılığı da söz konusu. Bundan da zannediyorum ikinci bölümde bahsetmiştim. Hani herkeste bir miktar var ama bunun kişilik bozukluğuna evrilmiş biçimi farklı diye. Çünkü gerçekte bozukluğun kökünün bastırılmış aşağılık duygusuna bağlı olma ihtimali çok yüksekken, siz kendinizde böyle bir kusur olma olasılığını reddetmekteyseniz orada bir sorun var diyor. İnsanların her şey hakkındaki engin bilginize boyun eğmek istemedikleri fikrine sahipken bir düzeyde boşluk ve aşağılanma duygusu da taşıyabilirsiniz diyor. Fakat kendinize böyle bir mükemmeliyetsizliği yakıştıramadığınız için bu duyguları bastırırsınız. Onlar da narsisizmi besler. Egonuz ciddi bir biçimde zedelenirse öfkeyle karşılık verebilirsiniz. Bu öfkeyle karşılık vermeyen çok narsisistik kişilik bozukluklarında rastlıyoruz. Egolarına bir zarar kıl ucu kadar böyle dokunduğu anda içlerindeki canavar diye dışarı çıkıyor ve aşağılama, yargılama, yerme, işte sen delisin, sen manyaksın, sen bozuksun, ailen de öyle düşünüyor zaten falan filan ve kendisinin bunların tamamen dışında olduğu duygusu. Bunları hepimiz aşinayız değil mi? Tekrar etmenin çok faydası olacağını düşünmüyorum. Kimi uzmanlar narsistik eğilimlerime bastırılmış aşağılık duygusunun bebeklik döneminde giderilmemiş duygusal gereksinimden kaynaklandığı kanısındalar ki en güçlü sav bu, biliyorsunuz DSM-5'ten de bahsetmiştik, psikiyatrinin el kitabı. Diğerleri ise çocukluğun ilk 7 yılında yaşanmış, sıkı durun. Diğerleri ise çocukluğun ilk 7 yılında yaşanmış bir taciz ya da travmadan kaynaklandığı görüşünde. Ne demiştik? Bununla ilgili görüşlerimizde cinsellikle alakalı çektiğimiz videoda söylemiştik değil mi? Yani çocukluğun ilk 7 yılında yaşanmış bir taciz ya da travmadan kaynaklandığı görüşünde. Narsisistik kişilik bozukluğunun kökü muhtemelen bebekliğe uzandığı için tedavi konusunda yapabilecek fazla bir şey yok. Narsisistik bir kişiyi kişisel kusurlarını kabul etmeye ikna etmenin olanaksızlığı yüzünden bu kişilik bozukluğunun tedavisi de tartışmalı. Hep söylediğimiz noktaya geliyor, kilitleniyor yani. Bütün kitaplar, işte uzman görüşleri vesaire aynı noktaya kilitleniyor. Kabul etmediğiniz bir şeyi iyileştirebilmeniz mümkün olmadığı için narsisistik kişilik bozukluğu da iyileşir mi, düzelir mi? Efendim niye böyle davranıyorlar? Bilmiyorlar mı zarar verdiklerini? Falan gibi böyle sürekli şey geliyor ya. Ya bırakın bunları artık, Allah aşkına bırakın bunu. Yani narsistik kişilik bozukluğuyla uğraşmayı bırakın, mağdur olarak bu istismara uğramış kişiler olarak kendinize döndürün lütfen odağınızı artık. Ya bırakın iyileşir iyileşmez, kendisi karar verir, gittiği yerde başka türlü davranılır, pişman olur. Bunlar tabii olanaksız şeyler ama bize ne artık bu noktadan sonrası, biz niye ilgilendirsin ki? Ya hasar görenler, hasar tespit çalışması yapacaklar, enkaz kaldıracaklar. Yapılması gereken bu, bundan sonrası için gerekli olan bu. Ama işte bu bağımlı, travma bağı dediğimiz hikayeyi ayrıca konuşacağız. Bu başlı başına bir hikaye zaten. O travma bağı sebebiyle muhtemelen iyileşemez mi? Olamaz mı? Efendim toparlayamaz mı? Bilerek mi yapıyor? Bilmeyerek mi yapıyor? Ya nasıl yapıyorsa yapıyor. Sonuçta yapıyor işte. Sizin yapamadığınız bir şeyi yapıyor. O da sizin hayatınızdaki bir boşluğu bir şekilde doldurmuş ki bu devam etmiş, gelmiş, gitmiş, şimdiye kadar uzamış vesaire. Şimdi artık bunun farkındalığını geliştirme noktasındasınız. Bunu tartışmak, işte tanımlamak falan artık geride kaldı zannediyorum değil mi? Bakın elimizden geleni yapıyoruz sizler adına. Kitaplar okuyoruz, makaleler derliyoruz, çeviriyoruz ve düzenli olarak buradan duyuruyoruz. Bütün gayretimiz bunları tek başına yapabilme kudreti olmayan ya da olanağı olmayan insanlara bu bilgileri ulaştırabilmek için. Ne olur artık bunu görün. Kendi cevheriniz üzerinde kuyumculuk yapmaya başlayın artık. Bırakın gideni, bırakın üzerinde herhangi bir başarı sağlayamadınız. Ne kadar işlemeye çalışırsanız çalışın, bir türlü bir forma sokamadığınız, insani bir forma sokamadığınız kavramlar üzerinde artık çok fazla düşünmeyin ya. Yani ben üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Yani yıllar geçiyor, ömür geçiyor. Ve bakın konuşacağımız çok önemli iki konu var. Bunlardan bir tanesi narsistin ekonomik istismarı, bir diğeri de sağlık üzerinde
etkileri, şimdi siz zannediyorsunuz ki sadece psikolojik olarak bir enseste uğramışsınız değil mi? Yani ensest nedir? Aile içi, sülale içi cinsel istismardır. Bunu Rose Rosenberg de şey olarak söylüyor, düşünsel olarak söylüyor. Yani bir düşünce ensestine, bir psikolojik enseste uğradığınızı varsayın ve onarmakla yükümlüsünüz. Başka çareniz yok yolun sonrasında devam edebilmek için. Sağlığınızda çok ciddi psikosomatik dediğimiz bozukluklara sebep oluyor. Psikosomatik. Yani psikolojiden kaynaklanıyor ama somatik sonuçları oluyor. Beden, mide, bağırsak, kalp, tansiyon, işte göz, aklınıza gelebilecek her şey. Her şey. Bunları ayrıca konuşacağız. Evet efendim, şimdi bu kadar olsun. Siz bunlar üzerinde biraz düşünün ve lütfen yazın, paylaşalım, olur mu? Bu öneriler, bu önermeler, daha doğrusu öneri değil, bu önermeler üzerinde bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum Kaz Dağları'ndan. En iyi dileklerimle, mutlu bir hafta dileklerimle videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Konumuz narsisistik kişilik bozukluğu. Ama hedefimiz ne? Mağdur olanlara, istismara uğramış olanlara yardımcı olabilmek ve bu farkındalığı yükseltebilmek. Narsisist kişileri iyileştirmek bizim işimiz değil. O zaten psikiyatristleri, psikologları bile fersah fersah aşan ve zorlayan bir şey. Amanın gök karardı. Gök karardı, kaçıyorum ben. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.